Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz Sayın Veliler. Bugün Evcil Öğrencil Evimizin durumunu konuşacağız. Sormak istediğiniz soru var mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an kızımın veli toplantısına geldim. Kızımın durumunu öğreneceğim. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Hocam ben fenomenim de takipçilerime bilgi veriyorum. Kadın menemen miymiş? Ben mi yanlış anladım? Evet, çocuklarımız hakkında soru sormak isteyen var mı? Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Yalnız parmak kaldırıp sormanız gerekiyor. Niye ya? Biz öğrenci miyiz? Niye parmak kaldıralım? Görgü kuralı. Örgü mü? Ne örgüsü ya? Tövbe estağfurullah, ben örgü falan yapmıyorum. Hanımefendi ayrıca size ne? İstersen parmağımı kaldırıp sorarım. İstersen beynimi çıkarıp öyle soru sorarım ya. Sayın veliler lütfen sakin olun. Buyurun beyefendi, sorun. Hocam ben Çaycan'ın babasıyım. Benim oğlumun odaklanma problemi var. Nasıl yani? Ya hocam bizimki geçen okuldan geldi eve dedi. Baba dedi ben çok yakışıklıyım yani dedi. Benim oğlum yakışıklı şimdi yani, aynı bağır çekmiş. Neyse baba değil. Baba dedi benim sınıftakilerin hepsi tipsiz dedi. Bir tek ben yakışıklıyım ya dedi. Onlar benim dikkatimi dağıtıyor dedi. Acaba yakışıklılar için ayrı bir sınıf mı açsanız hocam? Pardon da sizin çocuğunuz mu yakışıklı? Ben lamalarla konuşmuyorum beyefendi, kusura bakmayın. Ne diyorsunuz beyefendi, benimle doğru konuşun. Ya bir de diyor ki bağ çekmiş. Ya beyefendi sizin nereniz yakışıklı? Sizin evde ayna yok mu? Ayna. Sayın veliler lütfen saygılı olalım birbirimize. Hocam lütfen yani benimle doğru konuşsun. Bu beyefendi kaslarına zarar veriyor. Ya tartışmayın, korkuyorum. Hocam ben hamsicenin papasıyım. Çocuğumun durumu nasıldır, dersleri nasıl? Beyefendi sizin çocuğunuz hiç dersi dinlemiyor. Uy ne diyorsun? Yani sürekli derste balıktan bahsediyor. Yani bıktım artık ya. Hocam benim çocuğumun bir tane palığı vardı. Onu geçen ay kaybettik. O yüzden bu sıralar çok üzgün. Başınız sağ olsun. Yok Hüsam öyle değil, bildiğin kaybettik. Ben bunu bir gün azarlamıştım. Sonra gece bir baktık ki akvaryumdan kaçmış. Hatta not bırakmış elveda diye. Ama aradık da bulamadık. He anladım. Yani beyefendi geçen sınav yaptım, bakın okuyorum soruyu. Bir çiftlikte tavuklar ve koyunlar yaşamaktadır. Çiftlikte toplam 20 hayvan vardı ve bu hayvanların toplamda 56 bacağı bulunmaktadır. Çiftlikte kaç tane tavuk, kaç tane koyun vardı diye soru sormuşum. Sizin çocuk ne demiş? Ne yazmış? Hocam bu çiftlikte nasıl hamsi olmaz, soru yanlış demiş. Gerçekten çok haklısınız hocam. Onun adına özür diliyorum. Beyefendi böyle cevap olur mu ya? Gerçekten hocam ya. Bu soruyu nasıl bilemez ya? Çiftlikte hamsi ne arıyorsun? Cevap balina olacaktı. Beyefendi ne balinası ya? Ya hocam bizim akşam amca ölenin düğünü vardır, oraya yetişmem lazım. Her 2 dakika bizim çocuğun durumunu söylüyor. Beyefendi bizim de acelemiz var. Niye önce sizinki oluyor? Beyefendi pardon da acaba sizin de aceleniz var? Uyuma saatiniz mi geldi yoksa mama saatiniz mi? Beyefendi ben bebek değilim. Sadece bebek suvatlıyım. Ya hanımlar biraz sakin olun. Hanımlar mı? Bir bak bakayım ben hanım mıyım? Beyefendi bir de sizin çocuğunuzun bir tane balığı varmış herhalde. Evet hocam, ismi Muzaffer. Selamı var size. Ha onu sürekli okula getiriyor. Lütfen söyleyin de okula getirmesin. Evet ya, sizin çocuğunuzun balığı yüzünden benim kızım derse odaklanamıyor balık kokusundan. Hanımefendi. Sizin kızınız internetiz parfüm sıkıp duruyormuş sınıfa. Parfüm kokusundan kaç kere bayılmış, haberiniz var mı? Artık çocuğun gaz maskesiyle geliyor ya okula. Üf, abartmayın ya. Abartmayın mı? Bir dakika. Bakın. Beyefendi bu ne? Hocam bunun kızının kullandığı parfümler. Sınıfta sıkıp okulun çöp kovasına atıyormuş. Benim çocuk toplayıp getirdi. Ay gerçekten toplamış bir de. Beyefendi niye getirdiniz bunları? Bakın. Çilekli parfüm. Elma kokulu parfüm. Portakal kokulu parfüm. Maydanoz kokulu parfüm. Elma, portakal. Sizin kız yürüyen C vitamini galiba. Ya her şey geçtim. Bulgur pilavlı parfüm nedir ya? Of size ne? Bu arada ben hanımefendiye katılıyorum. Sınıf çok kötü balık kokuyormuş. Galiba benim çocuğum da balık kokusundan dersleri anlamıyor. Sizin çocuğunuz balık kokusundan değil, beyin dokusundan anlamıyor. Nasıl yani? Yani çocuğun beyin dokusunda bir problem olabilir. Bence bir baktırın. Benim çocuğum gayet zeki beyefendi. Herhangi bir problemi yok. Yalnız bu sınıftaki en zeki çocuk benim çocuğum. Değil mi hocam? Ya o ne elindeki, ne o paspas mı, ne o? Aksesuar beyefendi, siz bilmezsiniz. Bakalım bak. Hanımefendi bizim de aksesuarımız var. Bakın çiftçi çapkam, sadece çiftçiler bilir. Beyefendi mesleğiniz çiftçilik mi? Yok. E niye taktınız? Böyle kombin yaptım. Anladım. Bu arada hanımefendi tasmasını takıp gelmiş.
Teşekkür ederim. Balden bir yere kaçmasın. Terbiyesizlik yapmayın beyefendi. Sizi müdüre şikayet ederim. Ya veliler sakin olun. Ben de sizi polise şikayet ederim. Hatta arıyorum. Alo memur bey, burada başıboş canlılar var. Ne çabuk açtı telefonu ya. Aramadım çünkü korkutmak için yaptım ama ararım. Sayın veliler lütfen sakin olalım. Bakın bu veya çocuklarımızın durumunu konuşmaya geldik. Ama sizin durumunuz daha kötü gibi. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Ya bunları tartışıp duruyor, ben de sıkıldım örgü yapayım dedim. Bakın sayın veliler, saygılı olmaya çalışıyorum ama benim sınıflarımı zorluyorsunuz. Şimdi birkaç soru soracağım. Hocam. Öğrencilerimiz hakkında. Hocam bir cevap verir mi? Şimdi çocuklarınız evde. Hocam ben parmak kaldırıyorum. Efendim beyefendi, efendim. Hocam soruya cevap verir mi? Beyefendi siz öğrenci misiniz? Yani öyle bir soru sormayacağım. Çocuklarınız hakkında bir soru soracağım herkese. Hay pardon hocam. Evet sayın veliler, evde çocuklarınızın bilgisayar oynamasına izin veriyor musunuz? Veya... Ne kadar süre oynuyor bilgisayarla? Hocam ben çocuğuma bilgisayar oyunu değil, daha çok bilimsel oyunlar oynatıyorum. Nasıl mesela? Mesela çocuğuma boyama kitabı alıyorum. Kuş boyuyoruz, ağaç boyuyoruz. Öyle yani. Gerçekten çok bilimselmiş beyefendi. Tebrik ederim. Hocam benim çocuk bilgisayarda oyun oynuyor. Ya tabii ki oynayacak. Önemli olan dengeyi kurmak. Yani derslerini bitirdikten sonra birazcık oynayabilir. Hocam benim çocuk oyun oynarken ben korkuyorum. Niye beyefendi? Ya hocam benim çocuk bilgisayarda bir tane oyun varmış. Palamut kovalamaca diye. Onu oynuyor ya. Bu ne biçim oyun ya? Tövbe estağfurullah. E neden korkuyorsunuz bundan? Ya hocam bu bilgisayarın ekranı var ya hani ne deniyordu ona? Monitör müydü neydi? Mantı. Monitör. Ha ondan işte hocam böyle ekrandan. Bu oyun oynarken köpek balığı çıksa ekrandan. Yani teknoloji gelişti hocam. Yani olabilir. Bizim çocuğu ısırsa böyle ekrandan çıksa köpek balığı. Yani o yüzden korkuyorum. Kuş nedir abu? Ne zacımalıyor bu adam ya? Yani beyefendi böyle bir şey olmaz merak etmeyin. Şu an rahatladım hocam sağ olun. Beyefendi sizin çocuğunuz oyun oynuyor mu? Hocam ben çocuğuma bir tane klavye aldım. Öyle tuşlara falan basıyor. Ekran yok. Sadece klavye öyle tuşlarla oynuyor. Nasıl yani? Bilgisayar yok sadece klavye var. Sadece klavye. Öyle tuşlara basıyor. Piyano çaldığını sanıyor bazen. Saf bir de inanıyor garibim. Hocam benim kızım bilgisayar oynamıyor. Hatta telefonu bile yok. Çocuğunuzla nasıl haberleşiyorsunuz? Dumanla. Dumanla. Dumanla haberleşiyoruz. Bunlar daha tuhafmış. Beyefendi bu arada sizin çocuğunuz sürekli derste nya nya diye ses çıkartıyormuş. Yani öğretmenlerimiz bu durumdan çok şikayetçi. Hocam o bizde genetik. Niye? Nasıl genetik? Hocam bildiğiniz genetik. Yani benim büyük dedelerim de hep niye derdi. Bana tuhaf diyene bak. Sayın veliler, çocuklarımız hem derslerini çalışacak hem de sosyal aktivitelerini gerçekleştirecek. Hocam benim kızım sosyal aktivite olarak dışarı çıkıyor arkadaşlarıyla, kahve filan içiyor. Hocam bizim çocuk da hep çay ocağına gidiyor. Oradaki dayılarla sohbet ediyor. Bir de çay içiyor. Koyu, demli. Neden yaşıtlarıyla takılmıyor? Yani hocam benim çocuğum çok yetenekli olduğu için yaşıtlarıyla anlaşamıyor. Yani konuşmayayım diyorum ama benim çocuğum yaşı küçük olmasına rağmen hepinizden daha yetenekli. Ya hala senin çocuğunun ne yeteneği vardır anlat bakayım. Benim çocuğum oyun hamurundan çiçek yapabiliyor. Benim oğlum havada takla atabiliyor. O da bir şey mi ya? Benim kızım çok güzel dans eder. Benim oğlum düğünlerde çok güzel halay çeker. Benimki kocaman burnuyla ortamdaki bütün oksijeni alıyor. Bu sayede uzun yaşayacak oğlum. Benim kızım hiçbir işe yaramıyor. Boş insan. Benim oğlum dolap kafanda uzay mekiği yaptı. Haftaya arkadaşlarıyla Andromeda galaksisine gidecek. Yuh artık bu kadar da atılmaz. Benim oğlum daha zekidir. Benim oğlumun beyni olmasa bile çalışabiliyor. Benim oğlum bir numara kaliteli başka yok. Sayın veliler. Benim oğlum da balık zekası var. Sakin benim olun, kızım daha zeki ya. Benim oğlum. Benim oğlum. Benim oğlum daha zeki. Benim oğlum lamadan daha zeki. Veliler veliler. Lütfen sakin olalım. Benim oğlum Karadeniz'in en karizmatik çocuğu. Hayır benimki hayır. Benim hayır. Oğlum. Kesinlikle. Karadeniz'in en yakışıklı çocuğu. Benim oğlum bozuk. Hayır benim, hayır, benim oğlum. Zeka testi. Lütfen susun diyorum ya. Benim oğlum daha zeki. Benim oğlum. Bu ne ya? Çocuklarınız bile böyle değil ya. Bundan sonra velilere de sınav yapacağım. Ve şu an hepiniz sıfır aldınız. Niye?